Bodrum'a gelmişken buraya çok yakın bir yer var. Konacık ve nefis ev yemekleri yapıyor. Şanı bütün Bodrum'u sarmış durumda. Her gelenin mutlaka bir kere uğrayıp yemesi gerekiyor diyorlar. İşte şimdi biz de oraya geldik. Sahibi Orhan abi de içeride bekliyor bizi. Bakalım kendisinden de dinleyeceğiz buranın şanını, şöhretini. Tam öyle paydosunda geldik, çok kalabalık. Haftanın her günü bir özel yemek çıkıyor. Bugününki lokum pilavı. Seçenek çok olunca Orhan abiden tavsiye almak gerekiyor. Evet, işte çok beklediğimiz lokantamıza geldik. Orhan abi de yanımızda. Abi teşekkürler, güzel oldu. Bir de nefis süzlediniz. Yani tadımlık değil de artık porsiyonluk olmuş hepsi. Yok, tadımlık. Bir... kocaman kocaman hepsi. O kadar hepsi. Uzun yolda gelince ancak bu tabak yeter size. Yolumuz uzun. Şimdi sizin tadımlık... özel yaptığınız bir şey var. Bundan bu başlayalım. Aslında bizim özel değil, Bodrum'un özel. İsmi lokum pilavı. İçinde lokum falan yok. Ama lokum kadar tatlı bir yemek. Bu özel günlerde yapılır. Düğünlerde, asker uğurlamada, asker karşılamada, nişanlarda, mevlütlerde. Lokum pilavı bir kere düğün olmaz Bodrum'da. Bu yöreye özgü bir şey. Bu yöreye özgü bir şey. Bu ev yapımı makarna. Yani bunu siz erişteyi biliyorsunuz, erişte. Evet. Eriştenin bir çeşidi diyelim. Yeter peki ki, kıyma da var. Evet, içinde kıyma, tereyağı ve karabiber var. Oh. Bazen soğan girer, bazen girmez. O isteğe bağlı. Biz kullanmıyoruz. Yani soğan da şekerlidir biliyorsun. Daha lezzet verir. Ama zaten hamurun kendi lezzeti buna yeter. İsmi onun için lokum pilavı. Bunu tatmanızı istedim. Bu her yerde yapılan, her zaman gözlenen yemek değil. Bunu biz yapıyoruz. Ve haftanın belirli günü, çarşamba günü. Bugün de sizin tesadüf şansınıza lokum pilavı var. Bu kenker. Yani diğer ismi bunun Şevketi Bostan. Evet. İzmir'de, Ayvalık'ta, yukarıda kuzeyde Şevketi Bostan denir. Bu dikensi bir bitki. Yani şöyle 30 santim kadar bir kökü var bunun. Üzerine de 30-40 santim yeşil dikenli yaprakları vardır. İşte aşağı yukarı 2 ay önce başladı mevsim. Yağmurlarla ilgili tabii, yani yağmur olsa. Bu sene yağmurlar biraz az oldu. Onun için geç çıktı. Tabii bir tadına şimdi, bakayım mı o zaman? Bir bakın. Tamam. Bir bakın. Sonra onun suyundan da kaşıkla içelim. Esas bütün her şey suyunda. Öyle mi? Tabii. O zaman ben bunu kaşıkla yiyeyim. Vallahi her şey suyunda. Aha. Bence rahat kaşıkla ye. Ha evet, şöyle şu şekilde. Evet, aynı o şekilde. Nefis, ekşi bir de biraz. Ekşi tabii, içinde limon var. Aha. Şimdi şu pancar. Pancarın kavrulması. Bunlar hepsi sağlıklı. Yani kavurma derken öyle yağda saatlerce kavrulan bir şey değil. Şu hindiba, diğer ismi radika. Bu yabani hindiba. Doğadan toplanılan yabani hindiba. Bu bir ot. Şu çipez. Çipez lahana filizi. Hatta şimdi tam o filiz yerini aldım. Ha şu evet. Şöyle söyleyeyim. Tarlada lahana kesiliyor. Hasat bitince kökü kalır onun. Kökünden çıkan filizler vardır. Bunlar o filizler. Şu sizin yaptığınız özel bir şey bu da. Evet, bu gazlet diye bir ot vardır. Bu da bunlar hepsi yabani otlar. Yani bunların hiçbir tanesi dikilmiş, üretilmiş bir ot yok işlerinde. Bunu lor peyniriyle yapıyoruz. Bazen çökelek peyniriyle, Bodrum'un. Bu peynir de yöresel peynirdir. Bodrum'un çökelek peyniri. Ha, onu da kendiniz alıyorsunuz o şekilde. Şimdi şurada karışık ot var. Bu ortadaki. Pazarda da bu şekilde satılıyor, karışık ot diye. Karışık ama şimdi biz kendimiz karıştırıyoruz bunu. Ha, öyle yani, almıyorsunuz tabii, yani. Öyle almıyoruz. Neden? Bunun içinde ısırgan otu var. Bunun içinde taze pırasa var. Bunun içinde ebe gümeci var. Bunun içinde fazı var. Bunları karıştırıyoruz. Bir de tabii burada yok ama buraya özgü bir şey var. Gambilya. Bunun da bir bakıma... Çok derin konulara giriyorsun ya. Gambilya üzerine 5 saat konuşabilirim.
Bodrum Gemici Peksmet'e. Evet, evet. Evet. Belki girişini sizden alırız, sonra biz devam ettiririz. Sizin Gambilya'ya. İşte. Gambilya evet, bu yöreye mahsus. Baklagillerden mercimeğin birazcık büyüğü. Ama bakladan çok daha lezzetli bir ürün. Fava yapılıyor. Bildiğimiz fava yemeği. İşte hangi gün ne var? Hepsi burada yazıyor.